Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DistroKid üzerinden, gördüğünüz gibi DistroKid profilim burada. DistroKid bir müzik dağıtım şirketidir arkadaşlar. Buraya üye olduğunuz zaman belli bir plan seçiyorsunuz. Planları da size göstereyim. Belli bir ücret karşılığında sizin müziğinizi yaptığınız remix de olabilir, podcast de olabilir. Bunları platformlara, yani dijital şirketlere dağıtan bir aracı gibi düşünün. Ben gördüğünüz gibi planım 1 yıllık $19.99 diyeyim. Bir plan seçtim. Mevcut planım bu gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda bir link var. O linkten üye olursanız uyguna yani indirimli şekilde üye oluyorsunuz. Hem de bana bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz diyeyim. İkinci planda gördüğünüz gibi müzisyen artı diyor. İşte iki sanatçı diyor. İki sanatçı aynı anda ekleme yapabiliyorsunuz. Ben yanlışlıkla tıkladım ona şu anda. Bir dakika. $35.99 yıllık bu da. Bunda gördüğünüz gibi Instagram'da senkronize şarkı sözlerini falan ekleyebiliyorsunuz. Günlük akış istatistiklerini ekleyebiliyorsunuz. Benim planımda 2 aylık yani günlük değil aylık istatistik veriyor. Özelleştirilebilir etiket adını verebiliyorsunuz. O da bakın şöyle oluyor. Kanaldan size göstereyim hemen. O da hemen bakın böyle oluyor. Buradan göremiyoruz. Buradan hemen size göstereyim. Şimdi en son attığım şeye baktığım zaman açabilirsem evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi 39.424.3 records falan diyor. Bu planı seçtiğiniz zaman arkadaşlar buraya artık Hasan'sa, Mehmet'se, Mehmet yapım, Hasan yapım istediğinizi yazabiliyorsunuz. O şeye geliyor. Özelleştirilebilir çıkış tarihi. Benim planımda yüklediğiniz zaman herhangi bir tarih belirleyemiyorsunuz. İşte şu tarihte yani bir hafta sonra yayınlansın gibisinden. Ama iki sanatçı da ve bu diğerinde de yapabiliyorsunuz bunu. Ön siparişte şey oluyor arkadaşlar. iTunes'te, Apple'da ön sipariş tarihi verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iTunes fiyatlandırması da verebiliyorsunuz. Özelleştirilebilir ISRC kodları da verebiliyorsunuz. ISRC kodu burada yazmaz. ISRC kodunu az sonra gösteririm size. İki sanatçı veya grup bir şekilde plan alabiliyorsunuz. Diğeri de aynısı. Diğerinde sadece 5 ve 100 sanatçı ekleyebiliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam tabii ki. Hani 5 sanatçıdan sonrasında para istiyor mu bilmiyorum. DistroKid böyle bir şey arkadaşlar. Buradan müziğin bölümüne geldiğiniz zaman müziklerimi gördüğünüz gibi ben iTunes, Apple filan Deezer kullanmıyorum. TikTok'a, Spotify'a, YouTube'a ve Instagram'a yüklüyorum sadece. Şimdi buradan banka bölümüne geldiğimiz zaman bu bende gözükmüyor. Onun için birçok video hazırlayan arkadaşlarımız var. Abilerimiz var. Oradan bakabilirsiniz. Vergi olayını bende gözükmüyor. Ben yaptım. O yüzden mi gözükmüyor bilmiyorum. Vergi muhabbeti bende gözükmüyor. Gördüğünüz gibi burada aylık bana zaten gördüğünüz gibi söylüyor. Akış hizmetleri genellikle 2-3 aylık bir gecikmeyle ilgili rapor verir diyor. Benim planım da bu. Gördüğünüz gibi üstte de yazıyor. Günlük güncellenen istatistikleri arıyorsunuz. Şimdi yükseltin diye. Dayanılmaz ayrıntıyı görün dediğim zaman. Gördüğünüz gibi henüz satış yok. Veya ilgili raporlar mağazalar tarafından henüz yayınlanmadı gibi bana bir şey yapıyor. Ben çünkü bugün ayın 2 Haziran. Ben 17 Mayıs'ta DistroKid'e üye oldum. 17 Mayıs'ta başladım dijital dağıtım yapmaya. Şimdi size başka şeyler göstermek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben yüklüyorum ama YouTube'da nasıl kontrol edebilirim? Spotify'da nasıl kontrol edebilirim? Instagram'da nasıl kontrol edebilirim? TikTok'ta nasıl kontrol edebilirim? Şimdi TikTok'ta araştırdığım kadar TikTok'ta profilde müziğinizin gözükmesi için TikTok hesabınızın onaylanmış olması lazım. Mavi tiki almış olmanız lazım. Ve buradaki isminiz neyse, yani benim gördüğünüz gibi ismim Akarbeat. Burada da Akarbeat. Mesela şuradan göstereyim size müziğin bölümünden. Şimdi müziğin bölümünde en son attığım single'a baktığım zaman, single'a girsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Akarbeat olarak açmışım. Hani burada Akarbeat olarak yapmışım her şeyimi. İsmim Akarbeat benim arkadaşlar. Yükleme bölümünde daha detaylı gösteririm size. Yükleme bölümüne bir geçelim hemen. Evet. Yükleme bölümüne ayrı değineceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim.
Açık kalsın şu an burada, açık kalsın. Akarvit, gördüğünüz gibi. Sanatçı zaten Apple Müzik'te mi diyor. Evet diyorum, Apple Müzik'te. Burada ilk girdiğiniz zaman size zaten soruyor. Yani Spotify'da yoksa buradan hemen oluşturuyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz. Sanatçı grup adını buraya yazıyorsunuz. Değiştir seçeneği var ama ona ben hiç girmek istemiyorum. Çünkü ben her şeyi düzene oturttuğum için. YouTube Müzik'te var mı? Bunları zaten şu anda göstereceğim size. Şimdi Spotify Artist bölümüne ve YouTube'da nasıl resmi sanatçı kanalı kimliğini alırsınız onu size göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki siz DistroKid'i kurdunuz. Hemen geçmek istiyorsunuz. Hemen YouTube'da sanatçı kim? Hayır arkadaşlar. Hemen alamazsınız. 3 adet YouTube müziğe bir müzik yüklemeniz lazım DistroKid aracılığıyla. Ve Spotify da aynı şekilde. Yükledikten sonra başvurabilirsiniz. Ve bir hafta ile 15 gün süre içerisinde daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Kanalınızı incelemeye alıyorlar YouTube tarafından ve DistroKid'e haber veriyorlar. Yani mail atıyorlar diyeyim. DistroKid de size mail atıyor. Yani YouTube da size mail atıyor, DistroKid de size mail atıyor hazır diye. Yani siz DistroKid'de müzik yüklediğiniz zaman size YouTube otomatik, ben gördüğünüz gibi YouTube tarafına otomatik oluşturulmuştur. Bir kanal açıyor size. O da böyle bir kanal. Akar konu yani. Sizin isminiz, yazdığınız isminiz ve konu. Buraya yükleyebiliyorsunuz. Ama burayı resmi sanatçı kanalı olmadan yönetemiyorsunuz. Analizlerini falan bakamıyorsunuz. Gösterimini, tıklama oranını falan bakamıyorsunuz. Bu yüzden zaten şey yapmanız lazım. Farklı bir kanal açmanız lazım. Farklı açtığınız YouTube kanalı da sıfır hesap olsun mümkünse. Ve varsa hani bu işle uğraşıyorsanız, YouTube'da müzik kanalınız varsa onun ismini DistroKid'de yazdığınız ismi, yani şu sanatçı grup adı ismiyle aynı olması lazım. Yani harfi harfine aynı olması lazım. Bunu altını çiziyorum. Buraya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi resmi sanatçı kimliği olduğu zaman profil geliyor. Konserler geliyor. Analiz bölümüne girdiğiniz zaman zaten resmi sanatçı kanalınızdaki videolar son 28 günde bilmem kaç bir kez görüntülendi. Yani burada resmi sanatçı kanalı ile diğer kanal, yani bu kanala yüklediğiniz videolar ve resmi sanatçı kanalına yüklediğiniz DistroKid tarafından yüklenilen müzikleri hepsini, analizini görebiliyorsunuz. Burada böyle arkadaşlar. Kontrol paneline geldiğim zaman kontrol paneli böyle oluyor. Burada hemfikiriz değil mi? Şimdi DistroKid'e girdiğim zaman buraya göstereceğim yükleme bölümünü, onu da söyleyeyim. Buraya geldiğimiz zaman bu güzellikler bölümünde Türkçe'ye çevirseniz daha iyi anlarsınız. Chrome kullanıyorsunuz, Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Güzellikler bölümünde özel erişim var. Özel erişime geldiğiniz zaman resmi YouTube resmi sanatçı kanalı. Girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi o 3 şarkıyı yüklediğiniz zaman buradan sanatçı seçim bölümünden size kanal soracak. Mail, Gmail hesabı soracak. Gmail hesabını açtığınız kanalın Gmail hesabını bağlıyorsunuz. Ve sadece bekliyorsunuz arkadaşlar. Mail üzerinden size zaten bilgi veriyorlar. Er veya geç bilgi veriyorlar. Ben mesela Akarbeat'i seçmişim. Gördüğünüz gibi Akarbeat YouTube kanalınız zaten bağlı. Kesinlikle doğru. Bu böyle. YouTube'u böyle bağlıyorsunuz. Bu konuda bir hemfikir olalım. Spotify'a gelirsek. Spotify'ı da aynı şekilde bağlıyorsunuz. Spotify isminiz de aynı şekilde olması lazım. Mesela bakın, kimlik denetimi yap diyor. Mesela benim Spotify hesabım, gördüğünüz gibi profile geldiğim zaman benim Spotify hesabım gördüğünüz gibi böyle. İsmi ismine aynı. Fakat sanatçı hesabı, buraya geldiğim zaman Akarbeat'e tıkladığım zaman sanatçı hesabım bu arkadaşlar. Hani ayrı oluyor. Ayrı bir hesap oluyor. Ve Spotify'da da analizlerinizi Spotify Artist üzerinden yapıyorsunuz. Artistspotify.com üzerinden yapıyorsunuz. Oradan analizlerinize erişiyorsunuz. Yani bu sadece Spotify'da doğrulanmış sanatçı kimliğini almanıza yarıyor. Bu özel erişim bölümünden. Buradan yani. Sanatçılar için Spotify özel erişim bölümünden hem artist hesabı açıyorsunuz hem de doğrulanmış sanatçı rozetini alıyorsunuz. Bu da mail üzerine size bilgi veriyor. Bu daha uzun arkadaşlar. Bu bir 20 gün falan diyebiliyorum. Yani maksimum 20 gün. Doğrulanmış sanatçı rozetini size veriyor. Burada biyografinizi filan yazmanız çok önemli. Resim koymanız çok önemli ve
YouTube'da da Spotify'da da farklı bir atıyorum anime resmi falan kullanmayın. Genellikle YouTube buna çok dikkat ediyor. Kendi resminiz olsun, şahsi resminiz olsun. Hani çünkü sanatçı olduğunuz belli olsun. YouTube buna gerçekten önem veriyor. Ve beta sürümünde şu anda resmi sanatçı kanalları. Bunu ben okudum. Önem veriyor. Profil resminiz önem veriyor. Spotify da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi Spotify'ımızı burada kapatalım. Bu arada benim 2331 aylık dinleyicim olmuş. Spotify'ı burada kapatalım. YouTube müziği de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. YouTube müziği de kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda beni 3 kişi dinliyormuş. Spotify'da beni 3 kişi dinliyormuş şu anda. Müzik bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar, müzik bölümünde girdiğimiz zaman burada istatistikleri görüyoruz. Sonra burada kitle bölümüne geldiğimiz zaman kitlemiz nerede, hangi ülkeden, kim izliyor, hangi ilden izliyor ülkeyse, Türkiye içinden bahsedeyim. Burada hepsini görebiliyoruz. Dinleme kaynağını görebiliyoruz. Cinsiyetini görebiliyoruz. Mesela benim %59 kadın dinliyormuş. %36 erkek. Garip oldu. %2 de non-binary diyor, bilmiyorum ama %3 de belirtilmemiş diyor mesela. Dünya çapında burada Türkiye'de, Almanya, yani ülke ülke değil bakabiliyorsunuz. Profil bölümünde sanatçı kimliğiniz Spotify'da olduğu zaman, doğrulamış rozetinizi aldığınız zaman profil bölümünde artist bölümünden düzenliyorsunuz. Burada ismini falan değiştiremiyorsunuz. Burada işte çalma listesi falan, bu sanatçının seçtikleri bölümü. Burada doğrudan hayranlardan destek al bölümü var. Orada işte İbizo falan var galiba. PayPal yasaklandı bizim ülkede yanlış bilmiyorsam. Buraları ben de pek bilmiyorum. Fansport bölümünü. Buraları falan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Spotify artist hesabı açmam için benim Spotify Premium hesabım olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Spotify Premium hesabınız olmasa da Spotify artisti açabiliyorsunuz diye biliyorum bakın. Yanlış biliyorsam yorumlarda belirtin. Ben öyle biliyorum. Benim premiumum var ama olmasa da açabiliyorsunuz diye biliyorum. Spotify artisti de burada kapatıyorum. Şimdi burada bölmeler bölümü var. Bölmeler bölümü ne? Bölmeler bölümü burada diyelim ki Ahmet ve Mehmet ikisi bir ortak bir şarkı yaptı. Burada şarkıyı seçiyorsunuz yüklediğiniz zaman. Ve sonraki deyip, benim öyle bir şarkım olmadığı için yapmıyorum. Sonraki deyip Ahmet'e %50, Mehmet'e de %50. Hani şarkının gelirinin %50'sini ona, %50'sini ona ayırabiliyorsun sen. Gelir ayırabiliyorsun. Sonra güzellikler bölümünde daha söyleyeceğim bir şey var mı? Yok diyebiliyorum. Kişisel ödeme yöntemi, gelirler, kapak, bunları girip inceleyebilirsiniz. Yükleme bölümüne gelelim. Şimdi son olarak yükleme bölümüne gelelim DistroKid'e. Bu arada aşağıdaki linkten DistroKid'e üye olup planını seçerseniz indirimli seçiyorsunuz ve bana da katkıda bulunmuş oluyorsunuz, unutmayın. Müzik yükle bölümünde hizmetler diyor. Burada Spotify var, Instagram, Facebook var, Amazon var, Deezer var. Bilmediğim Claro Musica, Anghami, Tencent, birçok şey var. Apple Music var, TikTok var. Twitch var, Tidal var. Bunlar bilmiyorum bu arada ben. Benim kullandığım dediğim gibi Spotify, Instagram, TikTok ve YouTube Müzik. Diğerlerini kullanmıyorum ben. Ya siz kullanabilirsiniz. Daha çok kişiyi dinletmek istiyorsanız, daha çok kazanç elde etmek istiyorsanız, şarkım her yerde olsun diyorsanız kullanabilirsiniz. Şarkı diyor. Şarkı sayısı tek mi diyor? Tek. Yani tek şarkı, iki şarkı, üç şarkı, beş şarkı. Buradan şarkı kaç şarkıysa ekleyebiliyorsunuz. Daha önce yayınlandı mı? Yok, evet. Yayınlandıysa evet, yoksa yok. Burayı ilk defa düzenlediğiniz zaman otomatik ben düzenlenmiş oluyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yayın tarihi bugün diyor mesela. Şimdi bu ilk başta söylediğime gelelim. İkinci plan ve üçüncü plan seçerseniz burada atayabiliyorsunuz. İşte önümüzdeki hafta saat gece 12'de yayınlansın gibisinden. iTunes ön siparişi bu da dediğim gibi diğer planlarda geçerli. Kayıt etiket de dediğim gibi diğer planlarda geçerli. Albüm kapağı 3000'e 3000 arkadaşlar Photoshop'tan. Photoshop'tan bir 3000'e 3000 bir albüm kapağı yapıyorsunuz. Dil Türkçe veya hangi dilse. Birinci tül diyor, yani R&B mi, Afro mu, işte nasıl söyleyeyim, film müziği mi, pop mu, vokal mi, konuşulan kelime yani podcast mi. İkinci türü de isteğe bağlı ekleyebiliyorsunuz. Şarkı adını buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Şarkı başlığında öne çıkan sanatçı eklensin mi? Yani dediğim gibi ortak biriyle yaptıysanız onun ismini ekleyebiliyorsunuz.
yoksa eklemiyorsunuz? Şarkı başlığına sürüm bilgisi eklensin mi, yani radyo düzenlemesi mi, yoksa herhangi bir şeyin versiyonu mu, onu da ekleyebiliyorsunuz. Ses dosyasını buraya koyuyorsunuz. Söz yazarı ekleyebiliyorsunuz. Söz yazarların gerçek adını, kesinlikle gerçek adı olması lazım. Onu ekleyebiliyorsunuz buraya. Açık sözleri var mı, yani şarkı beat mi yoksa normal bir şarkı mı, onu ekleyip onu işaretliyorsunuz. Bu bir radyo düzenlemesi mi? Burayı işte buralara bakarsınız arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Bu klip başlangıç zamanı önünüzde TikTok, Apple Music, iTunes ve Instagram için geçerli. İşte şarkım atıyorum 30. saniyede başlıyor. 15. saniyede başlıyor. Bunu buraya ekleyebiliyorsunuz. iTunes fiyatı 99 cent olarak otomatik veriliyor. Benim seçtiğim planda. İkinci ve üçüncü planda siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Burada yıllık 1 cent'e Discovery Pack veriyor size. Shazam, iPhone Siri daha fazlasını içeriyor. Yani Shazam'da sizin müziğinizi dinlettiği zaman Shazam'da sizin müziğiniz çıkıyor gibisinden. Yıllık 4.95 ABD doları verdiğiniz zaman YouTube içerik kimliği veriyor size. Content ID veriyor size. Yani telif hakkı veriyor size. Yıllık 7.95'e Stereo Maximizer, bunu ben de bilmiyorum. 12.99 dolara aylık sosyal telefon numarası veriyor size. Bu da boş bu arada. Ses düzeyi normalleştirme, bu da boş. Bu da boş arkadaşlar. Tidal de boş. Miras bırak. 29 dolara tek seferlik bir ücret. Tekrar etmeyen, yani senelik değil, yani süresiz diyeyim. Miras bırakabiliyorsunuz birine. Siz ölürseniz Allah göstermesin. Allah gecinden versin. Vefat ederseniz sizin parçalarınızı miras bırakıyorsunuz. Ve DistroKid'de müzikleriniz asla silinmiyor. Hani yıllık planınız bitti de tekrarlamasanız bile silinmiyor. Burada önemli değil. Bunlar işte işaretliyorsunuz. Sonra tamamlandı diyorsunuz. Ve müziğinizin yüklenmesini bekliyorsunuz. YouTube'a, Instagram'a hızlı yükleniyor. Lakin TikTok'ta, Spotify'a birazcık zaman alıyor. Yani benim planım da öyle. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yani birer gün arayla oluyor yani. Böyle bir tecrübem var benim de. Başka gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Hani varsa bilmiyorum ama yok yani. Buralara girmek istemiyorum. Benim kişisel profil hesaplarım falan, kredi kartlarım falan gözükmesin. Başka yok yani arkadaşlar. Dediğim gibi burada alttaki linkten üye olursanız uygun oluyorsunuz. Ha bu arada göstermem gereken çok önemli bir şey var. Bu videoyu sonuna kadar izleyen varsa arkadaşlar, bu benim diğer kanalım, eğlence kanalım. Burada da günlük vloglar falan paylaşıyorum gördüğünüz gibi. Günlük vloglar falan paylaşıyorum. Çok önemli bir konu var burada. Bu videoyu lütfen açıklamada, bu kanalımın linki de var. Rize'de sokak hayvanlarımıza mama bağış kampanyası başlatmaya başlattım daha doğrusu bu videoyu izlerken. Bu videoyu ileri tarihte izleyenler varsa başlatmışımdır. Yeni izleyen varsa lütfen bu videoya girsin ve bu videoyu izlesin ve bizi desteklesin lütfen. Bağışları YouTube canlı yayın üzerinden yapacağız. Dediğim gibi ileri bir tarihte izleyen varsa, bu bağış bitmişse dikkate almasın, bir göz atsın, dikkate almasın. Zaten bağış bittiğine dair bir canlı yayın kesiti veya canlı yayın geçmişi bırakmışımdır kanala. Onu gördüğü zaman dikkate almayabilir. Ama yeni izleyenler varsa lütfen bir dikkate alsın derim. Şu videoyu bir izlesin derim. Ve bu kanalı da takip ederseniz sevinirim. Bu kanalda günlük vloglarım var gördüğünüz gibi. Böyle yani arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. DistroKid'e dediğim gibi üye olabilirsiniz. DistroKid'i ben çok sevdim. Diğer dijital platformlara nazaran diyeyim. Çok iyi yani arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen aşağıdan bir like, kanala abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlara gelin, konuşalım. Kafanıza takılan bir şey varsa tartışalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.